çok pişmanım. Ben son bir kez seni dinledim. Mahkeme salonunda. Orada söylediklerinden sonra şu an söyleyeceğin hiçbir şeyin bir önemi yok. Yakında evlenmeyi düşünüyoruz. Hudutsuz Sevda yeni sezon ilk fragmanı yayınlandı. Fragmanın geleceğini söylemiştim ama bu kadar erken geleceğini sanmıyordum. Geçen videoda söylediğim tarihten 2 gün önce yayınlandı. Dizi ekibi sezonu 26 Eylül'de başlatıyor. Tarihi zaten geçen videoda söylemiştim. Bu videoda yayınlanan teaser analizi yapacağım. Bu arada dizinin teaserı YouTube'da trend videolar listesinde 12. sıraya yerleşti. Instagram'da da bir gecede 2 milyona yakın izlenme aldı. Buradan da anlıyoruz ki izleyicisi diziyi bayağı merakla bekliyor. Zaten geçen sezonun son bölümünden belliydi. Çünkü gerçekten sezon finali güzeldi. Yeni sezonu kimler merakla bekliyor? Videoyu beğenerek sayılarını belli etsinler. Hazırsanız analize hemen başlayalım. Evet, teaser yayınlandı. Geçen iki videoda ne demiştim? İlkinde Didem ile Halil İbrahim yan yana olacak demiştim. İkincisinde de Zeynep'e partner geleceğini söylemiştim. O bakıma da bizi izleyen takipçilerimiz tanıtımı izlerken şaşırmadılar. Çünkü zaten her şeyi söylemiştik. Ama en azından kesinleşmiş oldu. Bu manzaraya bakınca Halil İbrahim kesinlikle Zeynep'le olmayacak. Bu durum bir süre böyle olabilir ya da devamlı böyle olur. Peki Halo bir süre Zeynep'ten ayrı mı kalacak yoksa hep mi böyle olacak? Bakın şimdilik bu sorunun cevabını vermek zor olur. Ama bence bu iş hep böyle devam etmeyecektir. Senarist ortalığı kızıştırmak için uzunca bir süre Zeynep ile Halil İbrahim'i bu şekilde devam ettirip o uzunca sürenin ardından tekrardan bir araya getirecektir. Ha bir araya gelmeleri nasıl olur onu da bekleyip göreceğiz. Ya hele gel gel ne diyeceğim sana, evlilik var. Şaşırmadınız çünkü tanıtımda Didem'den duydunuz. Tanıtımda Didem Halo ile evleneceğini söylüyordu. Evet evlenebilirler, bu durum bir süre böyle olabilir. Çünkü Zeynep sezon sonunda çok büyük hatalar yaptı. Halil İbrahim ile boşandığı yetmedi. Operasyonu tehlikeye atarak mahkemede konuştu. Üstüne üstün Zeynep yüzünden Halil İbrahim Tamer tarafından vuruldu. Çünkü Fikret ile Halo Tamer'in öldüğünü sanarken Zeynep Tamer'in hayatını kurtarmıştı. Tamer güya yurt dışına kaçıp saklanacağına Zeynep'in sayesinde gelip Halo'yu vurdu. O yüzden de Halil İbrahim 4 ay komada kalacak. Komadan çıkınca da tabii ki de Didem'le olacaktı. Ha ileride ne olur orasını bilemem. Evliliğe gelince de evet evlilik olabilir, kesin olur demiyorum. Çünkü dizi daha başlamadı. Sadece teaser'dan böyle bir şey söyleyemem ama şu anlık düşünceme göre evlilik olabilir. Olabilir diyorum ama ne zaman olur bilmiyorum. Dizi başladıktan sonra tahminlerimizi paylaşırız. Bu arada YouTube'da anlık video yapamıyoruz. Anlık analizlerimizi ve diziye ait bilgileri öğrenmek için Süleyman Yıldız Instagram hesabımı takibe alabilirsiniz. Analize devam edelim. Öte yandan Fikret'in Damla'sı vardı. Damla provalarda olmayınca bazı izleyiciler Damla nerede diye soruyordu. Damla diziden ayrılmadı, sadece hasta olduğu için provaya katılmadı. O da bebeğiyle geri dönüp herkesi şaşırtacaktır. O sırada Ayşe ile Nedim'e ne yapar az çok tahmin edebiliyorsunuz. Bir de setten böyle bir fotoğraf aldık. Çekimlerden paylaşılan bu fotoğrafta görüyorsunuz ki Leto'ların evinde bir çekim var. Fotoğrafı yaklaştırınca da Zeynep ile Nedim'in siyah elbiseyle olduğunu görüyorsunuz. Bir de ağlamaklı halleri var. Belli ki Rızvan'ın cenazesi yapıldı. Ölüm haberi geldi. Artık cenaze gösterilir mi bilmiyorum ama ikisini de görüyorsunuz. Tahminlerime göre Rızvan'ın cenazesinden sonraki bir sahne olacak. Bazen cenaze sahnesi çekilmez. Bir sahne çekilip cenazeden geldik falan denir. Bakalım Rızvan'ın cenazesi olacak mı? Haber alırsam yeni videoda paylaşırım. O bakıma da abone olmayı unutmayın. Yeni tanıtımdan sonra tekrar yeni bir video yapacağım. Mutlaka abone olup beklemede kalın. Bu videoyu beğenmeyi de unutmayın. Şimdilik hoşça kalın.